Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. GTA San Andreas'a kaldığımız yerden uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Herhalde 2 ay 3 ay oldu video çekmeyeli bu GTA'da. Ama arkadaşlar GTA'yı tamamen bıraktım söylenemez dedim. Ve GTA'ya çekiyoruz yani GTA'yı çekiyoruz. Şu an arkadaşlar bugün gizemimizde El Castillo del Diablo gizemini araştıracağız. İlk öncelikle hemen şöyle bir gidelim. İlk olarak Snake Farm'la başlayalım biz. Hani bunun etrafını araştıracağım için. Neyse uçağı bıraktık gitti. Burada olacak şimdi. Snake Farm var arkadaşlar. Burada hani yılan farmı. Yılanları falan burada tuttuğu falan söyleniyor arkadaşlar. Tavukların falan tuttuğu söyleniyor. Bilmiyorum tavuk falan yok burada. Eskiden de olabilir. Hani ölmüş almışlar da olabilirler. Öyle bir Snake Farm. Buranın tam şey çözülmemiş. Öyle süs olarak da konulabilir. Sadece bunu biliyoruz biz. Her neyse bunu boş verelim. Evet, bu güzel bir BF'miz var. Evet şöyle gidelim. Oo bayağı güzel uçtuk. Evet şurada bir duraklıyorum. Evet arkadaşlar böyle daha fazla GTA istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenmeyi sonra da yorumlara güzel şeyler yazmayı unutmayın. Size kalmış bir şey evet. Şu anda geldim. Las Venturas'ın yukarısındayım. Yanındayım daha doğrusu. Haritada hop. Ha. Burada da arkadaşlar şöyle bir hızlı aynen. Burada bir bobcat'imiz var. Ve 6 tane ceset torbası var. İşte sayın böyle 1 2 3 4 5 6 tane. Burada bir bobcat var. Bunu biz Unknown Guy gizemini araştırmıştık. Ve bu adamı doğrulamıştık yani bu adamın şey yaptığını. Evet. Sonra istiyorsanız hemen ben böyle kısa kısa şeyleri açıklıyorum ki El Castillo del Diablo gizemimiz daha da çok açık şey olsun diye. Evet şöyle gidelim. Zaten hemen burada. Şöyle bırakalım evet. Yani bu 6 tane ceset torbasının olması ve burada neden 6 tane mezar olması. Gördüğünüz gibi 6 tane mezar var ve 6 tane ceset torbası var. Bunu çıkartıp oraya konulabilir. Hani cidden orada 6 tane burada 6 tane biraz garip olabiliyor. Bunun şeyini vardım ben. Önceden araştırmıştım ben burayı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu. Bu neden var diyorsunuz böyle bir çukur. Hernandez arkadaşlar bu videosunu çekmiştim Hernandez'in. Hemen izlemediyseniz yanda izleyebilirsiniz. Hernandez'i burada aramaya çalışmıştık yoktu. Bir ses geldi ha o oyunla alakalıymış benimle alakalı. Hernandez işte burada ölmüştü. Kazmıştık bir çukuru Plaskon'u vurmuştu buradan işte düşmüştü. Hala bulamadık araştıracağız tabii ki de. Evet burada öyle şey yazıyor. Şöyle bir bakalım. Burası arkadaşlar terk edilmiş köy ve şeytanın köyü olduğu söyleniyor. Şurada eskiden bir şey bulmuştum ben. Böyle bir sos işareti. Aynen bakın şuradaymış. Burada bir yerlerde sos olacak. Yo burada değil miydi ya bu? Ha. Hemen şöyle binip bir atlayalım. Zincirli olmadı zannettim. Sos. Burada ya. Ama şuralarda bir yerlerde olması lazım sosun. Şu muydu abi bakayım bir. Burada bir yerlerde bir sos işareti vardı. Önceki videomda göstermiştim zaten sizlere. Ama nedense bulamadık onu hala. Allah Allah nerede o ya? Ha sos aynen tamam. Tam burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sos işareti. Ya böyle SOS şey anlamını gösterilmiş bizlere. Böyle kötü çizilmiş. Ananın abi çok ödüm koptu be. Bu ne ya? Ay! Birisi geldi öldürdü zannettim yemin ediyorum. Altımı işecektim. Abi böyle bir şey olmaz. Hayda. Abi nasıl öldük biz oradan? Teslim ol. Hadi geçmiş olsun. Çok ödüm koptu çok. Abi ta nerede doğmuşuz ya şuraya bak. El Castillo nerede bu nerede. Hiç uğraşamam valla. Jamşetimle gideceğim oraya. Arkadaşlar bazen öyle olabiliyor. Bu GTA San Andreas'ın bug'ı. Yani böyle bir şey tırmanmaya çalışırken ölüyorsunuz. Bunu çok gizem avcıları hani rastlıyor böyle işlere. Ve onlar da çok şaşırıyor. Şöyle arkadaşlar tekrardan gidelim. Ah ah.
Bizi mahvetti bu diablo. Şöyle gidelim ya, çok komik şey yaşandı az önce. Hızlı bir şekilde. Evet, gece oldu zaten, saat 4. Aa, ama yok, sabah oluyormuş. Neyse, biz yine bir gidelim. Bırak bakayım şurada. Şöyle bir. Aynen. Dediğim gibi arkadaşlar, burası terk edilmiş bir köy. Buraya ve kimse gelmiyor. Hani bu yere hani ghost anlamında. Bazen ama şuradan polis geçtiği falan söyleniyor bu yerlerden. Bu polisin geçtiğini hala anlamış değilim. Burada bir telsiz olacaktı ya. Bu görevde açık, aynen şu muydu acaba? Aynen abi. Şu. Bu telsiz cadının falan konuştuğu söyleniyor. Ya cadı falan hiç işlenmez bize. Çünkü cadı görülmedi GTA San Andreas'ta. Ama cidden ama bir telsizle birisi konuşuyordu burada, hatırladım. Ama daha hiçbir şey görülmemiş bu köyde. Görülse bile hepsi yalan, mod falan. İnanmayın öyle şeylere. Ve arkadaşlar, şu figürün de uzaylı olduğu falan söyleniyor. Bakın şuradaki. Ne uzaylısı yani? Ne diyeyim yani? Sos falan yazıyor gördüğünüz gibi, bakın. İşte burada birisi kalmış ve yardım istemiş birisinden. Bazen şurada uçak düşebiliyor böyle. Bir gizem avcısında yaşanmıştı, adını vermeyeceğim. Düşmüştü, benim de cidden ödüm kopmuştu. Bazen ben de geliyorum, benim üstüme de düşüyor bu. Bu oyunun şeyi. Bence bilerek yapmış da olabilir. Burada çek var. Bu çek acaba neyi temsil ediyor? Bir şey yazıyor mu acaba burada? Bir şey yazmıyor. Az önce cidden şurada öldüm ya. Bayağı bir ödüm koptum. Ve arkadaşlar böyle şey olunca mor rengi falan oluyor. Bakın hava şey böyle aydınlık, güneşte. Burası mor denesi. Bakın mavimsi bir renk. İşte onun böyle bir şey var. Abi. Bakın renkler açılıyor gitgide, gördünüz mü? Cidden değişik diyebiliriz. Renkler düzeldiği gibi ve düzeliyor yavaş yavaş. Burası akşam mor falan oluyor. Biraz daha burada bekleyeceğim. Ve videolarımız arkadaşlar cidden çok güzel olacak artık. 60 FPS'te çekiyorum San Andreas'ı. Kalitesi baya güzel şu anda. Bunu size hissettirebiliyordum inşallah. Şuradan şu şeyi çok merak etmiştim önceden. Burada bir şey olabilir mi acaba? Buradan bizi izleyen bir şey. Ay, arkadan birisi geliyor zannettim. Cidden. Çok korkunç bir yer burası. Baksanıza şuraya. Ben şuraya gideceğim akşam onuna kadar. Bakın bazen buradan polisler falan geçebiliyor. Burada bir bot var. Hani orada 6 tane ceset torbası olması ve alt... Uçak geliyor. Bakalım düşecek mi? Düşecek bir ihtimalle oradan. Kayboldu. Normal bir şey bu. Evet, burada bakalım bir adama rastlayabilecek miyiz? Rastlarsak bu gizemi %100 çözmüş oluruz. Burada bir şey yok. Bakalım. Kesinlikle mod falan yüklü değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sizlere. Zaten mod yüklesem sizi kandırırdım. Yani onu niye yapayım ben? Onu başka birileri yapıyor. Ve buradan uçurum gibi bir yer böyle. Değişik. Bakın buradan böyle. Burası, şuraya da bakalım. Burası bir görev vardı herhalde. Oradan aynen roket falan fırlatıyorduk herhalde buradan. Yıkık dökük bir yer. Aynen burada telsiz falan da varmış. Telsiz diyorum hep şunları, her şey var işte. Aynen burada bir görev yapmıştık gibi hatırlıyorum. Burada bir tır geçiyor. Şurada da önceden bir video izledim küçükken. Bir tane bir adam var, seri katil. O adamın orada dolaştığı falan söyleniyor. Böyle takla falan atıyormuş. Ben görmüştüm onun taklasını. Bayağı bir şaşırmıştı falan, taklaya gelmişti. Bir bakayım şöyle. Buralarda dolaşıyordu. Ya da başka bir yerde mi hatırlamıyorum ama cidden takla atmıştı. Oğlumu zaten açıklamıştım. Videosunu çekmiştim onun. Neyse, onu sonra açacağız. O sonraki gizemimiz. Biz Diablo'ya bakacağız. Diablo da şeytan anlamında. El Castillo del Diablo.
Baksanıza elektrik direkleri falan hepsi yıkılmış. Etrafına da bakmak istiyorum. Önemli çünkü etrafı da. Evet, böyle bir yer. Evet, akşama kadar burada duracağım. Bakalım önümüze herhangi bir figür, bir yaratık gelecek mi? Bir sesler de gelebilir. Bakın bu şöyle duralım biraz. Ses falan gelecek mi? Şöyle bir duracağım. Burada bunun kulağına ne olmuş ya? Herhangi bir ses yok. Şişmanlık azalmış. Normal bir şey. Yani benim kanaatim bence burada 6 tane mezar, oradan 3 tane ceset torbası. Buradan alınıp oraya götürülmüş olabilir. Ya da çakma mezar yapılmış olabilir. Bu mezarlar gerçek de olmayabilir. Demirler yıkılmış. Bakın burada bir demirler yıkılmış farkındaysanız. Buradan bu arabayla o ceset torbalarını alıp buradan gitmiş olabilir adam. Yıkmış olabilir burayı. Böyle bir şey bilmiyorum. Marmaris şurada falan CJ yazıyordu sanki ya. Ele bak ay. Madem burada bir şeyler yazıyor ya. Bu ne böyle? C mi yazıyor lan? Oğlum bir şeyler var ama. Biraz da garip gibi. Allah. Yanlışlıkla sıktım, yemin ediyorum altıma işedim ya. Böyle bir şey yok. Yani hiçbir şey yok. Aha uçak geldi ama şey olmadı orada. Ben arkadaşlar siz sıkılmamamız için biraz zaman ileri alacağım, akşama yani. Bakalım ne olacak akşam. Akşam görüşürüz. Ya da arkadaşlar şöyle bir sonuca vardım. Ben hani sizler falan dersiniz işte akşam olur falan bir şeyler açtı kesin. Ben size canlı canlı göstermek istiyorum. YSO. Aynen. Hızlı zaman aldım. Şu anda hızlı zamandayız. Akşam olmasını bekleyeceğiz. Şu an saat görünüp deli gibi akıyor. YSO. Tamam, 21 gibi saatlerimiz. Videonun pardon biraz hani şeyine geldik. Kritik noktasına. Burada sakin sakin bekleyeceğim. Ne olduğunu hepimiz görüyoruz. Mor oldu hava. Videonun sonuna doğru geliyoruz. Bakalım neler olacak, neler olmayacak. Bu mezarda bir figürün olduğu söyleniyor gece. Yine ölmesek iyidir. Ha, yine şey yaptı ya. Şöyle bir bekleyelim. Saatlerimiz olmuş şuradan. Evet, şey olmaya başladı. Nedense hep buradaysan böyle sisleniyor ya, bir şey oluyor. Bulanıyor böyle ilginç bir şekilde, evet. Bu demek oluyor kesin bir şeyler olacak yani. Bakalım göreceğiz. Evet, karşıyı göremez hale geldik. Yine düştük. Bakalım ne olacak? Hava bayağı şey olmaya başladı böyle sesler. Saatlerimiz 23. Tam 12'de ne olacak merak ediyorum. Son 30 saniye. Acaba Hernandez'in şeyi geldi mi buraya? Ha, bu bizim şey miyim? Buradaymış bu. Bom.
Dur bir bakalım şöyle. Hiçbir şey yok şu anda. Bir hayalet gidiyor şuradan. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Sizi biraz kandırayım dedim. Şu anda hiçbir şey göremedik. Bakalım son saniyelerimiz. Yani sadece böyle rüzgarlanıyor o kadar. Sizinle de kopmuş olabilir. Bayağı rüzgar var ama hani cidden bayağı toz buldu falan diyebilirim ama hiçbir şey olmuyor. Sadece hiçbir ses de yok. Sadece öyle görüntü. Burada bir bobcat var. O bakalım hareket edecek mi? Camları kırıldı. Patladı. Bir yıldız oldu. Evet, hala bir hayaletin geldiği söylenemez. Bayağı bir şey çıktı. Evet, yavaş yavaş gidiyor herhalde. Yani arkadaşlar bu kadar gizemimiz. Burada hiçbir şey yok. Sadece öyle olduğu söyleniyor. Sizlere bunu göstermek istedim. O zaman arkadaşlar evet tam da bitti böyle videoyu bitirirken. Gösterdi bitti. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarımda ya da gizem videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.